Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çayınızı ocağa koyduğunuzda demleyene kadar yapıp kahvaltıya yetiştirebileceğiniz harika bir pişi tarifim var. Çok güzel, çok lezzetli, hiç bekleme süresi yok. Şipşak yapıp sofraya getirebileceğiniz nefis bir peynirli pişi tarifi diyorum. Nasıl yaptığımı merak ediyorsanız sizleri bekletmeden tarifime geçiyorum. Hemen pişimizin yapım aşamasına başlayalım. Şöyle bir su bardağı yoğurt, sulu kısmından yoğurdu kaseme aldım. Bir çatal yardımıyla şöyle karıştırıyorum. İçerisine şöyle 200 gram kadar beyaz peynir ilave ediyorum. Bir çay bardağı dolusu peynir diyelim. Peynirimi de yoğurdumun içerisinde şöyle bir eziyorum. Maydanoz doğradım. Maydanozumu da ilave ediyorum. Maydanozu da karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ilave etmeye geçiyorum. Şimdi 2 su bardağı normal klasik su bardağıyla 2 su bardağı unum var. Hemen üzerine 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Şöyle bir kabartma tozunu elimle karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumuzu eklemeye başlıyoruz. Evet, hamurumuzu yumuşak bir şekilde yoğurduk. Hemen şöyle tezgahımızın üzerine birazcık un serpelim. Hamurumuzu tezgahımıza alalım. Birazcık da üzerine un serpelim yapışmasını önlemek için. Şöyle merdane yardımıyla yavaşça açalım. Birazcık inceltelim. Birazcık açtık hamurumuzu. Şimdi istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. İster çay bardağıyla yuvarlaklar kesebiliriz. İstersek şöyle üçgen dilimler kesebiliriz. Evet, kızartmak için tavamıza şöyle birazcık sıvı yağ alalım. İyice ısınsın yağımız. Isınmış olan yağımıza pişilerimizi yavaş yavaş koyalım. Evet, pişilerimiz servise hazır. Sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Peynirin lezzetli kokusu inanılmaz güzel geliyor şu anda. Kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi sizlere hemen şöyle göstereyim. Bakın. Dokusunu iyice anlamanız için iyice elimle bastırıyorum ve bölüyorum. Bakın. İnanılmaz lezzetli. Çok da kolay, 5 dakikada yapıp sofraya yetiştirebileceğiniz harika bir pişi oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Nefis bir şey oluyor. Ben sadece bir şey söylemek istiyorum. Tuz atmadım. Peynirim tuzlu olduğu için eğer sizin peyniriniz tuzsuzsa birazcık da tuz ilave edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Tarifimi beğendiyseniz videomu da beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Hoşça kalın.